İlk kez bir yerli hocaya e, istenilen futbolcular alındığını düşünüyorum. Yatırım yapıldığını e, düşünüyorum. Bizim o kadar şansımız olmamıştı Fenerbahçe <laughs> teknik direktörü olarak. E, ve oynanan futbol daha iyi. Tempolu, baskılı futbol oynamaya çalıştırıyor e, İsmail Hoca. Ona da şampiyonluk yolunda başarılar Fenerbahçe'ye aynı şekilde Avrupa'da başarılar dilerim. Zaten aramızda 4 puan vardı. Beşiktaş'ta aramızda 4 puan vardı. Şimdi 10 haftada 10 maçımız daha vardı. Çünkü e, o 10 haftalık dönemde ilk yarıda zaten biz e, 9'da 8 yaptık. 8 galibi bir beraber aynı maçta. Çünkü e, takımlar açısından daha Anadolu takımlarına karşı oynayacağım. Bütün derbi maçları oynanmıştı. Trabzon'u Trabzon'la yendik. Beşiktaş'la beraber kaldık. O beraberlikten sonra yollarımız ayrıldı. Ben hala şampiyon olacağımıza inanıyordum. Çünkü 10 hafta, hafta var, alınacak 30 puan var. Ama sonuçta buna karar verecek kişi ve karar ver, verildi. Yönetim o şekilde karar verdi. Ve kimler o kararın içinde olduysa o kişiler karar verdi. Biz şampiyon olacağımıza ekip olarak e, sonuna kadar inanıyorduk. Tabii şimdi defansta 1 iki futbolcu sakatlandı. Orada şu an e, zaaf e, yaşıyor. Son iki maçını kaybetmiş oldu. Çünkü baskılı oynamak istiyor. E, baskılı oynarken e, arkadaki e, savunma hattını, defans anlayışını e, biraz e, kaybediyor. Onun üzerinde biraz daha çalışmaları gerektiğini düşünüyorum. Çok kaliteli futbolcularımız var yerli olarak. Yabancılara girmeye gerek yok. Zaten yabancıların e, kalitesi belli. Fenerbahçe Jack Olson. E, Shimanski olsun çok beğendiğim bir futbolcu. Ee, onun dışında Fenerbahçe'de Dadic... daha fazla, fazlasını yapabileceğini düşünüyorum Dadic'in. çünkü her maç oynuyor bir yorgunluk da olabilir ama kaliteli futbolcu ee, İrfan Can bu sene Fenerbahçe'de iyi işler yapıyor Ferdi konuşmamıza gerek yok zaten her zaman beğendiğim bir e, futbolcu dün de zaten milli takımda iyi olduğunu tekrarladı. Ee, İsmail Yüksek beğendim. O biraz defans anlamında hamlelerini biraz daha dikkat etmesi lazım. Çünkü fazla çok kırmızı karda hep çok yakın oluyor. O yüzden biraz daha kontrollü olsa hem kendi adına hem takımı adına daha iyi performans göstereceğini düşünüyorum.